Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere Ramazan hazırlıklarının 3. gününde zeytinyağlı yaprak sarması hazırlayacağız. Buzlukta böyle kokuyor diye rahatsız olanlar varsa tam da onlar için bir tarifim var. Şöyle konserve haline getireceğiz. İsterseniz bir 3-4 aya kadar da ve serin bir yerde tutabilirsiniz. Fakat ben çok fazlasıyla o şekilde hazırlamıyorum. Genelde Ramazan için ya da birkaç hafta öncesinden misafirim belliyse böyle hazırlıyorum. Ondan sonra çıkartıp pişiriyorum. Kavanozlara koyacağım. Ramazan'da da misafirim geldiğinde böyle ortaya çeşit olması için pişireceğim. Sizlere de bunun tarifini vereceğim. Hem zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Hem de konserve olarak böyle şişelerde nasıl muhafaza edebilirsiniz onu da anlatacağım ve pişireceğim. Sizlere de göstereceğim. Şimdi ocağın başına geçip öncelikle içini hazırlayayım. Bir tane ocağımı alıyorum, altını yakıyorum. Bir su bardağı yarısı sıvı yağ, yarısı zeytinyağı olacak şekilde tencereme koyuyorum. Yağı çok gibi gelebilir ama zeytinyağlı olduğu için yağı birazcık bol olması gerekiyor. 4 tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Zeytinyağlının en büyük özelliği birazcık yağlı olması ve bol kuru soğan doğranması. Şimdi soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. İçerisine artık baharatları ilave ediyorum. Toz biber, nane, pul biber, karabiber ve tuz. Baharatları böylece bol bol kullanıyorum. Yıkadığım ve süzdürdüğüm 2 su bardağı pirinç. Yarım limonun suyu. 2 tane şöyle küp şeker atıyorum. Renk vermesi için yarım yemek kaşığından bile az domates salçası. Zeytinyağlıya salça katılmaz falan diye düşünebilirsiniz ama ben birazcık katıyorum. Eğer ki sizler böyle zeytinyağlı yapıp 5 çaylarını falan hazırlayacaksanız salçayı koymayın. Ama bir akşam yemeği için hazırlıyorsanız birazcık salça koymanızı tavsiye ederim. Salça dışında hepsini aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi iyice pirinçler diri diri olana kadar orta ateşte 5 dakika boyunca kavuracağım. Büyük bir bardakla 1 su bardağı su ilave ediyorum. Çok büyük suyunu az koyuyorum. Öyle çok pirinçler pişmesi, sadece birazcık şişmesi için. Üzerine dereotu ve bir tutam da maydanoz temizledim. Onları da ekliyorum. Kapağını kapatayım. Altını kısıyorum. 1-2 dakika şöyle suyunu çekene kadar pişireceğim. Hemen bakacağım. Suyunu çektiyse kapatacağım. Artık çekmiş yeterli. Kapatayım, şöyle bir karıştıracağım. Kapağını kapatayım. Bir yarım saat boyunca dinlendireceğim. Ondan sonra sarmaya başlayacağım. Yeterince dinlendirdim. Artık pirinçler iyice yumuşadı. Yapraklarım da çünkü çok çabuk piştiği için birazcık pişirdim. Yapraklarımı ben bu şekilde saplarını temizleyip daha rahat sarıyorum. Hemen hemen bir yarım kilo kadar yaprak var. Ben size şimdi burada birkaç tane sarıp göstereceğim. Ondan sonra ben yere oturup yerde saracağım. Çünkü ayakta oldukça zorlanıyorum. Önce birkaç tane yaprağı şöyle tahtanın üzerine dizdiğim zaman daha rahat sarıyorum. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde yerleştiriyorum. Hatta şöyle bir tatlı kaşığını da çok doldurmayın. Çünkü içerisinde de biraz daha şişecek pirinçler. Elimle şöyle düzeltiyorum. Üzerine atıyorum. Sizler de nasıl rahat sarıyorsanız, kimisi elinde rahat sarıyor ama ben böyle tahta üzerinde daha rahat sarıyorum. Hafif sıkarak çeviriyorum.
Gevşekte bırakmayı, çok sıkı da sarmayı. Şöyle bir servis tabağını alacağım. İç harcım bitene kadar hepsini sardım. İçerisine şöyle diziyorum. Hemen hemen ikisi bir pişirimlik olacak. Bu şekilde ayarlayacağım. Çok sıkıştırmadan şöyle bırakıyorum. Kalanı da küçük bir kavanoza koyacağım. Şimdi şu tencereyi alayım. Kapakları, şu kapak kısmını tam böyle sağlam olduğundan emin olun. Eğer sıkı kapatmazsanız bozulacaktır. Ters çeviriyorum. Burada bu şekilde. Şöyle birazcık su koyuyorum. Çok değil, kapakları geçene kadar koymam yeterli. Şimdi ocağa götüreyim. Koyacağım. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya başladı, gördüğünüz gibi böyle fokur fokur kaynar durumda olsun. Orta ateşe getiriyorum. Çok kaynaması durmadan 20 dakika boyunca bu şekilde kaynatacağım. Artık yeterince kaynadı. Altını kapatıyorum. Şimdi sudan çıkarıyorum. Dikkat edin, elinizi yakmayın. Oldukça sıcak. Sıkıca kapatıyorum. Tam anlamıyla kapansın. İyice bütün gücünüzle sıkın. Şimdi konservelerimi soğuyana kadar bu şekilde çevireceğim. Ondan sonra normal çevirip böyle karanlık ve serin bir yerde muhafaza edeceğim. Sıkı kapatmazsanız dolmalarınız kesinlikle bozulacaktır. Tezgahınızı böyle alt tarafında bir köşeye, karanlığa koyabilirsiniz. Hiçbir şey olmayacaktır. Ben birkaç hafta böyle tuttuktan sonra açıp sizlere pişireceğim. Dolmaları açacağım. Oldukça sık olduğu için şöyle bir bez kullanacağım. Şunu açmakta biraz zorlanacağım, o yüzden havasını alayım. Şimdi tencereyi dizeceğim. Eğer hepsi çok gelirse sizler bu kadar çok pişirmenize gerek yok. Ben üçünü de pişireceğim. Hiçbir şekilde dağılma, yırtılma, hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Gayet güzel çıktılar. Kaynattım. 3 su bardağı. Şöyle bir miktarını koyayım, bir bakayım ne kadar alacak. Çok da doldurmayacağım. 3 su bardağı tam geldi. Yani şöyle yüzüne çıkana kadar koydum. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ya da zeytinyağı koyabilirsiniz. Üzerine tat vermesi için şöyle birazcık limon koyacağım. Hafif böyle ekşilik oluyor, güzel oluyor. Üzerine bir pasta tabağıyla kapatıyorum. Şöyle kapağını kapatıp ocağa götürüp pişiriyorum. Ben bir tarafa da düdüklü tencereye mercimek çorbası koyduğum için böyle sessiz bir, kusura bakmayın. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp tam
30 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğim. Gene ara ara kontrol edin. 30 dakika dedim diye tam 30 dakika pişirmeyin. Ara ara bakın. Eğer suyunu çektiyse bir tadına bakarsınız. Ona göre pişmediyse su ilavesi de yapabilirsiniz. Ben şimdi 30 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğim ama kaynadıktan sonra. Dolma tam 30 dakikada pişti. Ben ara ara kontrol ettim. Çok videoyu uzatmamak adına o esnaları çok göstermedim. 30 dakika boyunca bir 15 dakika sonunda baktım. Suyu daha vardı. Şimdi tabağı alayım. Gayet de güzel pişmiş. Hatta böyle pamuk gibi pamuk. O kadar sıcak ki tadına bakamıyorum. Videomu burada bitireceğim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.